Sayın meslektaşlarım, hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü toplantımız esasında bunları ayda bir bundan sonra yapmayı planlıyorum. Toplantıların genel teması yeni araştırmalar ve tartışmalı konular olacak. Burada günceli yakalamak amacıyla bu konulardan hepimiz bilgi sahibi olmak için böyle bir toplantı düzeni oluşturdum. Şimdi bugünkü toplantı konumuz son zamanların çok tabii sıcak konularından bir tanesi. O da yapay zeka ile alakalı. Dört tane konuşmacımız var ve bize çok enteresan makaleler sunacaklar. İlk konuşmacımız Doktor Özgür Ektem, tıpta yapay zeka ve insan zekasını taklit eden makineler, machine learning ile ilgili. Daha geçen hafta New England Journal of Medicine'da yayınlanmış olan bir makaleyi sunacak. Arkasından Erkan bize biliyorsunuz bu ChatGPT son zamanların çok yine sıcak konularından bir tanesi. Bunun da dördüncü versiyonu var, GPT-4 diye geçiyor. GPT-4'ün tıpta chatbot olarak kullanılmasının yararları, limitasyonları ve riskleriyle ilgili bir sunum yapacak. Bu da yine New England Journal of Medicine'da yayınlandı yeni. Oluş bize ilginç bir makale sunacak. Bu da kör yapılan ultrason taramalarına göre yapay zeka tabanlı gestasyonel yaş öngörüsüyle alakalı. Yani hasta acaba sadece ultrason probunu 2-3 defa karnında gezdirdikten sonra orada yapay zeka bütün bu bilgileri toplayıp bize gestasyonel yaş hakkında güvenilir bir bilgi veriyor mu? Bunu sunacak. Ve son olarak da Ayşe bize vajinal mikrobiyom ve host interaksiyonlarının çip üzerindeki vajende modellenmesi konusunu sunacak. Biliyorsunuz artık organ yani çip üzerinde organ denen bir nosyon yavaş yavaş yerleşiyor. Organı ve fonksiyonlarını bir şekilde çip üzerinde hücresel hatta moleküler düzeyde biz şey yapabilirsek, oluşturabilirsek host ve hastalık interaksiyonlarını çok daha iyi araştırabiliriz ve kişiye özel tedavilerde böylece belirleyebiliriz. Dolayısıyla bu da geleceğin önemli sıcak konularından bir tanesi. Şimdi ben öncelikle hemen mikrofonu Özgür'e veriyorum. Özgürcüğüm seni dinliyoruz. Hocam çok Hemen teşekkür ederim. sunumunu şey yapıp açıp bizimle paylaşıp konuşmana başlayabilirsin. Teşekkür Çok ederim. teşekkür ederim. Sağ olun. Hepiniz hoş geldiniz. Hocamın da bahsettiği gibi yapay zeka her geçen gün önemi artan klinik uygulama yanında günlük hayatımıza da ileriki yıllarda daha çok girecek olan çok da bilmediğimiz yeni ama heyecan verici yeni ufuklar açan bir konu olduğu kesin. Bugünkü benim anlatacağım makale de New England Journal of Medicine'da çok yeni bir makale. Artificial Intelligence'ın ve Machine Learning'in klinik uygulama alanları ile ilgili bir aslında girizgah makalesi. Ben bir tarihçeyle bir giriş yapıp gidişat nereye doğru diye bir özetleme yaptıktan sonra zaten diğer değerli konuşmacı arkadaşlarım kendilerine spesifik konularını anlatacaklar. Aslında bilgisayarla beraber yapay zeka kavramı da ortaya çıkmış. 1940'ların sonlarında, 1950'lerin başlarında ilk transistörlerin keşfedilmesiyle beraber birlikte yapay zeka ile ilgili de ilk sorular gündeme gelmeye başlamış. Şimdi bir timeline'ına bakacak olursak yapay zeka 1950'lerde ilk defa ortaya çıkıyor. Ve burada gördüğünüz gibi bunların hepsini teker teker detayından geçmeyeceğim üzerinden ama burada görüldüğü gibi basit sorulara yanıt veren, komut alan bir sistemden ötesine bilgisayara bir şeyi tarif ettirerek bir şeyi machine learning dediğimiz deep learning'in ye kadar ilerleyen bir evrimsel süreci burada görmekteyiz. 1966 ile 97 yılları arasında bir yapay zeka kışı olarak bilinen bir gap olsa da 1997 yılında hani hepimiz belki hatırlarız dünya satranç şampiyonu Garry Kasparov vardı ve Deep Blue her öğrendiği her hamleyi öğrenerek hangi durumda hangi hamle yapmasını geliştirerek artık yenilmez hale gelmişti. En tipik örneği benim kendi yaş grubum için hatırlayabildiklerim adına ve daha sonraki gelişen diğer modelleri burada görmeyiz.
görmekteyiz. 1959 yılında Key Broadman ve onun ekibi ilk defa tıpta bu yapay zekanın da daha doğrusu bilgisayara öğretilen şeylerin kullanılabileceğini iddia ediyor. Ve diyor ki doğru tanıya ulaşmak için hastaların bulguları, semptomlarına girdiğimiz zaman bunlar bir logical bir pathway'de tanımlanabilip bize makineden doğru tanıyı çıktığı almamıza yardımcı olabilir diye ilk hipotezleri ortaya atıyor. 11 yıl sonra Dr. William Schwartz, kendisi bir nefrolog, bilgisayarın ileriki yıllarda doktorun fiziksel kullanım, entelektüel kapasitesinin bir kısmını kullanarak daha fazla şeyler bilgisayarın daha fazla bir sonuç almada, doğru tanıya ulaşmada, klinik interpretation'da daha iyi sonuçlar alınabileceğini iddia ediyor ve 2000 yılına kadar bilgisayarların çok daha fazla rolü olacağını belirtiyor. Şimdi 1950 yıllarına ilk bakıldığı zaman tabii konu tamamen bilgisayarların gelişmesiyle alakalı. İlk bilgisayar 1956 yılında bakıldığı zaman IBM'in ürettiği bilgisayar yaklaşık 10 ton ağırlığında, hafızası kapasitesi son derece kısıtlı 5 megabaytın altında. Şimdi hepimizin güldüğü bir sayı ama o yıllar için korkunç bir rakam ve 10 ton gibi bir cihaz gerekiyor. Daha sonra 1980'li yıllarda bu 1 GB'a çıkıyor. Yine IBM'in geliştirdiği bir cihaz sayesinde ve şu an kullandığımız iPhone'lar düşünüldüğü zaman 512 GB, fiyatları çok çok daha düşük, elimize palm size boyutunda bir bilgisayar edinebiliyoruz. Bunların hepsi bu teknolojideki gelişmeler yapay zekanın da gelişmesinde elbette ki en büyük role sahip. Data Science'ın ilerlemesinde belki en önemli şey bu yarı iletkenlerin ve bu mikroçiplerin geliştirilmesi. Gordon Morrison'daki Intel'in de kurucusu ve geçtiğimiz ay kendisi vefat etmiş. Bu sistemde en çok rolü olan insanlardan birisi. Mikroçiplerin geliştirilmesi ve bunların daha dense devreler haline getirilmesiyle hızların nasıl değiştiğini burada alttaki grafikte görmektesiniz. Çok eksponansiyel bir artışla 2020'li yıllarda saniyede bir işlem kapasitesinin yaklaşık bu milyonu temsil ediyor. Burada gördüğünüz gibi bunu çözmekte zorlanıyorum. Bir trilyon gibi, katrilyon gibi bir rakama denk geliyor. Saniyede yapılan işlem sayısı. Bunların hepsi tabii yapay zeka ve machine learning dediğimiz bilgisayarların programlarının gelişmesinde rolü var. Bunların başlangıçları aslında daha basit şeyler içinde. Örneğin basit hastane faturalarından tutun da EKG'nin okunması, hemogram analizleri, retina grafilerin izlenmesi, cilt lezyonlarına bakılması ve diğer image processing test dediğimiz konulardaydı. Ama artık yapay zeka ve machine learning bunları aşmış durumda. Başlangıçta bu figürde de göreceğiniz gibi konu basit bir figür okumaktan ötesine geçip artık bir salgının ne şekilde yayılacağını tahmin etmede, klinik araştırmalarının dizaynında, hasta tanımlanmasında, outcome ve site yan etkilerin görüntülenmesinde, tıbbi verilerin retrieve edilmesi gibi, hastaya real-time konsültasyon sağlaması gibi çok farklı noktalarda aslında artificial intelligence işin içine girmiş durumda. Peki şu ana kadar nasıl yapılıyordu? Artificial intelligence'a bir medical image gösterildiğinde, EKG okutulduğunda, düz grafiler bakıldığında, tomografi verileri, MRI görüntüleri işte ya da retina grafiler gösterildiğinde bu cihaza bir şeyler tanıtılıyor. Bu tanıtılandan deviye olan bir şey varsa onu tespit etmesi, orada red flag kaldırması isteniyordu. Aslında mekanizma tamamen böyle bir basit bir soruya yanıt vermeye yönelik. Her şey bunun üzerine kurulu. Şimdi bu noktada acaba yapay zeka ve machine learning algoritmaları bize ileride klinik açıdan doğru tanıyı koymamıza yardımcı olacak mı? Çünkü burada görülen veriler bize gösteriyor ki önümüzdeki yıllar içerisinde hastalardan gelecek sadece klinik veriler olmayacak. Hastanın
Şu an biz neye bakıyoruz laboratuvarda? Topladığımız zaman belki 100 tane laboratuvar yoktur. Tüm branşlara dahil ettiğimiz zaman karaciğer, böbrek fonksiyonları, işte hemogram, hormon sonuçlarını dahil edersek, ama bunlara ileride genomik data çıkacak, metabolomik data çıkacak, çevreyle ilgili veriler çıkacak ve bunların hepsi bir dağ gibi birikecek ve bunların precise bir şekilde proses edilmesinde insan beyni muhtemelen bunlara yetmeyeceği için ya da çok uzun zaman alacağı için artificial intelligence burada devreye gireceği söyleniyor. Ve bunlara doktorun, aslında bir hekimin hastasıyla daha çok zaman geçirmesi açısından da bir faydası olacağı bir diğer konu. Ayrıcı tanıdaki bize yardımcı olacak o anahtar kelime ya da anahtar soruyu sormasında bize yardımcı olabilir mi? Aynı anda bir doktor bir tomografi cihazına, işte ya da bir PET ya da CT scan için hastaya bunu order ederken, diğer taraftan da hastanın faturaları ile ilgili ya da bilgisayarla ilgili paperwork dediğimiz işleriyle ilgili bundan zamanını almasını, bunlardan hastayı, hekimi kurtarmasında yardımcı olabilir mi? Bunların hepsi yanıt bekleyen ama yapay zekanın ileride rol alacağı alanları göstermesi açısından son derece önemli. Şimdi klinikte bir şeyi test ettiğimiz zaman, yeni bir ilaç ya da yeni bir tedavi bulduğumuz zaman bunu değerlendirme standartlarımız var. İşte hastanın aldığımız yanıt, laboratuvar değerleri, işte survival değerleri gibi pek çok kriterlerimiz var ve bu çok well established dediğimiz kriterler var, standartlar var. Bunları son derece kolay bir şekilde değerlendirebiliyoruz. Ama aynı şeyi şu an artificial intelligence ya da machine learning algoritmalar için söylemek çok mümkün değil. Çünkü bunların bir definition'ın yapılması gerektiğini de altı çiziliyor. Daha sonraki şeylerde bahsedilecek chatbot denilen bir konu var. Bu aslında bilgisayar programı. Artificial intelligence ve doğal dil proses edilen bir program kullanılarak soruları anlıyor, bunlara yanıt veriyor. Bunu ilk geliştiren insan da 1900 Nazi Almanya'sından kaçan bir bilim insanı. Kendisi MIT'de çalışıyor. 1964 ve 67, 66 yıllar arasında Doktor Joseph Weizenbaum bir medical chatbot geliştirmiş. Buna Eliza ismini vermiş MIT'de. Bakın, bu ilk geliştirdiği bilgisayarın, o Eliza'nın soruları ve yanıtları. Burada gördüğünüz gibi aslında son derece basit, komut alma düzeyinde sadece. Burada verdiğiniz sorulara yanıt vermeye çalışıyor. Basit basit sorular ve basit bunlara yanıtlar. Bu da sağdaki de şu an 2023 yılı içerisinde hasta verisi girildiği zaman, bakın burada bir case var. 12 yaşında kız çocuğu işte acile gidiyor. Bir haftalık ayağında şişme şikayeti var, idrarda kan var gibi bir öyküyle buraya geliyor. Hastanın laboratuvar değerleri veriliyor. Ve burada artificial intelligence bu soruya yanıt veriyor. Bu hastanın tanısı nedir? Ne yapılması gerekir? Ayrıca tanıda neler vardır gibi. Olayın basit bir noktadan nereye kadar geldiğini görmek açısından bu son derece çarpıcı bir örnek. Artificial intelligence tıpta kullanımı ile ilgili journal'lar da var. Bakın, yaklaşık 7 impact faktörlü bir journal da var. Konu çok ilerliyor. Artificial intelligence ile ilgili kullanılan çalışmalarda yeni bir konsept var. Örneğin bu artificial intelligence kullanılarak 53 milyon doktor kaydı, hastalarından aldığı kayıt, yaklaşık 1,5 milyon doktordan alınan kayıt incelenerek Human Phenotype Ontoloji denilen, benim ilk defa ismini burada duyduğum bir 15 binin üzerinde klinik fenotipik tanımların, terminolojinin standardize edilmesine yönelik bir çalışma da varmış. Bunları örnek olarak sadece gösteriyorum. Bakın, MIT'de 6000 tane, 6000'den fazla öğrenciye artificial intelligence kursu veriliyor. Bunların içinde gördüğünüz gibi bilgisayar ve yazılım uzmanları ve mühendisleri var. Amerikan White House'un açıklamasında Beyaz Saray'ın Amerikan hükümetinin artificial intelligence için sırf sadece National Laboratory üniversitelere 730 milyon dolar gibi bir para ayırdığı. Burada artificial intelligence ile ilgili ulusal enstitüleri ve kurumların burada sayılarının her geçen gün arttığını görüyoruz. Yani konu Bülent abinin de girişte söylediği gibi son derece önemli, son derece aslında heyecan verici ve yeni ufuklar getiriyor. Diğer taraftan da acaba artificial intelligence bir gün insanın gücünü elinden alabilir mi diye, hatta birkaç gün önce Telegraph'ta yayınlanan Hariri'nin bir
açıklaması var. Bizden daha zeki yaratıklar mı acaba ortaya çıkaracağız diye. Bu konuyu yıllar önce ölmeden önce de Stephen Hawking de aynı şekilde ortaya çıkarmış ve acaba bizim performansımızdan daha zeki yaratıklar ortaya çıkararak insan nesli tehlikeye girebilir mi diye bir soru işareti var. Artificial intelligence'a bağlı existential risk, varoluş riskimizle ilgili de bir teoriler de var. Şu an mesela gorillerin sayıları tükeniyor çünkü biz gorillerden daha zekiyiz. Gorillerden daha zeki olduğumuz için biz onlara zarar veriyoruz. Acaba daha zeki hayvanlar, daha zeki bir super intelligent bir grup oluşursa, artificial intelligence'a bir robot grubu, insanlığın türü tehlikeye girer mi diye de çalışmalar var. Ama sonuç olarak şunu söylemek gerekirse, bunları bir sci-fi olarak şu an science fiction olarak görürsek, görünen o ki yapay zeka ve machine learning bizim işimizi elimizden alacak gibi değil, bizim hatta işimizi rahatlatacak, insan-insan interaction'a daha çok zaman verecek, doktor-hasta ilişkisiyle daha çok doktorun asıl odaklanması gereken şeyleri diyeyim, daha çok imkan verecek gibi görünüyor. Benim anlatacaklarım bu kadar. Teşekkür ediyorum. Teşekkürler Özgür. Bülent abi sanırım ameliyata indi. Benim sesim geliyor mu? Evet, sesini duyuyoruz Ayşe. Tamam. Yani gerçekten çok teşekkürler. Hani enteresan şeyler gerçekleşiyor. Bir tek benim sorum şey olacak. Hani bu bizi acaba iyice tembelliğe iter mi? Ben de bu konunun şeyini hiç bilmiyorum. Aslında biz herhalde biraz kayıp kuşağız diye düşünüyorum Ayşe. Biz belki ucundan biraz bu yapay zekayı göreceğiz ama bizden sonraki jenerasyonda asıl bunun etkileri nelerdir diye olacağını anlayacağız diye düşünüyorum. Çünkü okudukça da ben bazı terminolojiyi bile anlamakta hakikaten açıkça ifade etmem gerekirse güçlük çekiyorum. Konu çok abstrakt da geldiği oluyor. Ama diğer taraftan da hakikaten hastaların yaptığımız çok tabiri caizse angarya işlerimiz var. O paperwork işleri var. Hastaların sonuçlarının toplanıp değerlendirilmesi var. Bizden sonraki jenerasyonda bu hasta verileri 3-5 laboratuvara kısıtlı kalmayacak. Yüzlerce, binlerce metabolomik data olacak. Transkripsiyon düzeyinde data olacak. Transkriptomik datalar olacak. Bunların hepsini değerlendirip bir sonuca varmasına kesinlikle doktora yardımcı olacak diye düşünüyorum. Ama her zaman bir doktor bunları oversee edecek. Sonuçta nihai kontrolünde bence o yapacak. O yüzden tıp mesleği hiçbir zaman ölmez diye de altını çizeyim. Özelinden değil ama işte ne bileyim hastanın senin gösterdiğin örnekte hani bunu yazmamıza da gerek yok. İşte söyleyeceğiz işte 20 15 yaşında işte genç kız şu şu şikayetle geldi böyle oldu. İşte tetkikleri şunlar olası tanınız nedir diye. Hani bunları zaten biz söylediğimizde pıt diye tanı gelecek. Ondan sonra nasıl yönetimi Evet. olacak vesaire. Sonra bir gün elektrik kesilecek ve hani bunu o kadar bu işe bırakmış olacağız ki ne oluyordu diye panikleyebiliriz. Öyle bir film vardı Science Fiction. Bir anda elektrik kesintisi oluyor bütün ülkede ve ne yapacağız diye herkes hani doktorluk yapmayı unutmuş. Her şey nasıl olsa AI yapıyordu diye. Buna tembelliğiniz acaba dedim ben de. Başka katkısı, sorusu olan var mıdır? Ramazan abi. Ramazan abi burada mı? Ramazan abinin her zaman bir yorumu olurdu. Görmüyorum, muhtemelen yok. Bu elektrik kesiltisi öngörünü hani film için iyi de o noktaya Gerçek yakın hayatta elektrik olsa elektrik kesilmeyecek kesilmez artık. yani. Nükleer falan olur herhalde. Orada. Bizde Serdar uğraşıyor. Yani aslında Artificial Intelligence'la bilmiyorum o belki birkaç kelimeyle bir şeyler söylemek ister mi? Serdar burada mısın? Buradayım, buradayım. Evet. Bence diagnostik alanında çok hızlı bir yol alınacak. Ki hani patoloji, radyoloji, belki biraz kadın doğumu gibi böyle görsel, dijital imajların olduğu her branşta biraz tembelliğe gideceğiz diye düşünüyorum. Elektrik kesintisi konusu şu anda bile öyle aslında yani. Hepimiz Sistem bilgisayarı, çöküyor. sistem çöküyor ve hasta bakamıyoruz. Tanı koysak bile. Bilgi biriktikçe daha değerli olacak. Bence o açıdan önemli ama burada en önemli bence sıkıntı bu bilgilerin doğruluğu. Birisi onu supervise etmeli. En büyük sıkıntı burada.
Bence onu da tecrübeli doktorlar yapacak bir süre. Evet, ben de aynı fikirdeyim. Muhakkak bir supervision olacak diye düşünüyorum. Başka soru katkı var mı? Yoksa bir sonraki konuşmacımıza doğru yavaş yavaş geçelim. Erkan da bize GPT-4, tıpta chatbox, chatbot olarak kullanılmasının yararları, limitasyonları ve riskleriyle ilgili olarak yine New England Journal of Medicine'da yeni bir makale sunacak. Buyur Erkan'cığım. Teşekkür ederim. Hangi ekran gözüküyor şu anda? Swap yapayım mı? Doğru ekran mı gözüküyor? Doğru ekran gözüküyor. Bu da New England'da yayınlanmış bir makale. ChatGPT üzerine ya da AI chatbotlar üzerine yazılmış. Ben bunu şu anda son anda koydum slaytıma, elektrik kesintisiyle ilgili. AI ile ilgili hani çok fazla kafa karışıklığı, espri, hani çok güncel ve hype olan bir konu. O yüzden bu tarz şeyler de var. Şöyle bir karikatür, işte insanlar artificial intelligence'ı geliştirecek. İnsanlar artificial intelligence'ı mükemmel hale getirecek. Artificial intelligence kendini mükemmel hale getirecek. Artificial intelligence insanlığı köleliği altına alacak. Sonra bir güneşte bir solar flare, artificial intelligence elektriğini kesip devre dışı bırakacak. Sonra insanlar güneşe tapmaya başlayacak diye. Dünyadaki situasyon hani böyle olduğunu gösteren bir karikatür var ama tabii ki bu işin şakası. AI ile ilgili yani ne kadar gerçek varsa en az 15-20 belki 100 katı kadar da abartı ve yanlış algı var. Bunlarla ilgili bir küçük bir konuşmak gerekiyor diye düşünüyorum. Çünkü yani medya sürekli boğazımızdan aşağı bir şeyler iteliyor diyor. İşte artificial intelligence yok, yeni ilaç buldu. Artificial intelligence borsanın düşüşünü tahmin etti falan filan. Ama bu haberlerin %99.9'u yalan veya abartı yani. Ya da kontekst dışına çıkarılmış, gerçeğe çarpıtılmış işler. Normalde çok böyle becerileri olan işler değil. AI dediğimiz zaman bize hani yansıtılmaya çalışan şey düşünen dijital bir beyin, yani beyin gibi aktarılmaya çalışıyor ama gerçeğin bunda çok bir alakası yok. Bizim AI dediğimiz şeyler insanların spesifik becerilerini taklit eden matematiksel algoritmalar. Bunların hani çok yeni bir şey de değil yani. Fikir aşırı eski. Cahit Arf'ın bunu ben yakın zamanda gördüm. 1958'de makineler düşünebilir mi diye çok hoş bir makale yazmış ve makalesinde küçük bir logic unit, hani karar mekanizması içeren bilgisayar bir devresi ve onun hani matematiksel olarak nasıl çalışabileceğiyle ilgili bir önermede bulunmuş. Hani 1960'larda belki daha bile eski yani şey konseptler. Ama hani şurası benim çok hoşuma gidiyor yazıda. Hakikatte beynin işleyiş tarzı bu kaba şemaya nazaran pek çok daha karışık olabilir diye not etmiş. Doğru da bu. İnsan beyninin karışıklığını, kompleksitesini şu anda biz modellemek bir yana dursun, bizim bile haberimiz yok yani. Elimizde insanın intelligence'ı veya zekasıyla ilgili bir template, bunu taklit etmek için uğraşabileceğimiz bir yapı bile aslında yok. Ve biz AI dediğimiz tool'lar aslında bir genel bir intelligence'dan ziyade insanların spesifik becerilerini taklit eden matematiksel algoritmalar. Bu spesifik algoritmada ChatGPT üzerinde konuşacak olursak Transformer Architecture denilen bir yapı. Bu da onun kabaca şematik gösterimi. GPT dediğimiz chatbot'a yaklaşık son versiyona galiba 30 milyar kelime train edilmesi için kullanılmış. Train edilmesine açıkçası ben de hani size mükemmel detayla anlatabilecek kadar anlamıyorum. Ama kabaca söylemek gerekirse biz bunu train ederken kullandığımız kelimeler, bu kelimelerin birbiriyle ilişkileri, hangi kelimelerin yan yana gelmesi daha olasıdır? Büyük paragraf içinde paragrafın hani genel konusu temasıyla hangi kelimelerin arka arkaya gelmesi daha olası, bunları modelleyen bir matematiksel algoritma. Bunun en basit şematizasyonu ya da örneğini building block'a, bu çocukların legolarıyla veriyorlar. Makina hangi legoların arka arkaya gelmesi, hangileri arka arkaya gelirse anlamlı bir yapı oluşturacak. Bununla ilgili bir training sürecinden geçiyor. Ama bu ilk train edildiği zaman ortaya çıkan şey çok işimize yarar bir şey olmuyor. Çünkü hani her ne kadar işte gramer olarak vesaire ya da anlam olarak kabaca doğru şeyler olsa da ilk versiyonlarında ya da fine tune yapılmamış, optimize edilmemiş hallerindeki çıktılar çok işimize yaramıyor. Bu mesela GPT'nin ilk versiyonlarından birinde verdiği
bir hani soruya cevabı anlatıyor. Soruya demeyeyim de hayali bir şey. Makale yazması isteniyor. Diyor ki işte Andes dağlarında İngilizce konuşabilen unicornlar bulundu. Bununla ilgili bir makale yaz diyor. Yani gramer olarak şey olarak bir şeyler yazıyor ama anlam veya şey olarak çok tatmin edici değil. Ve GPT'nin en alt mekanizmasında aslında böyle bir şey. Bunu fine tuning yaparak, istenilen tasklara optimize hale getirerek, buna geri insan feedback'i verilerek o arka planda aslında çok saçma sapan halüsine eden, cevaplar veren yapıyı bizim işimize yarayacak hale kadar optimize edip şey yapabiliyorlar. Ama şeyi unutmamak lazım. Aslında yapısal olarak yani teknik olarak her zaman yanlış cevap verme, bir şeyler uydurma ya da anlamsız cevap verme potansiyeline sahip. Çünkü yapısı gereği zaten işin en olası kelimeleri bir araya getirmek. Ama bu kelimelerin doğruluğu ya da bir araya geldiğindeki genel anlamıyla ilgili hiçbir garanti vermiyor. Eğer biz bunu bir şekilde bir task'ı spesifik olarak optimize edersek biraz daha kullanışlı hale geliyor. Ama bununla ilgili dediğim gibi çok fazla yanlış algı var. İnsanlar ChatGPT'nin artificial intelligence ya da genel yani intelligent olduğuna dair bir yanılgı var. Bu yanılgının da ne kadar yaygın olduğunu şuradan anlayabiliyoruz. ChatGPT'den sonra Google kendi chatbotunu yayınladı. Kendi chatbotunun tanıtımında bir örnek verdiler ve bu örnek sırasında beklendiği şekilde aslında bu tamamen olabilecek bir şey. Bu ChatGPT ve diğer autoregressive large language model deniliyor onların kullanımı sırasında bir şey uydurdu. James Webb Uzay Teleskobu bizim güneş sistemimizin dışındaki bir gezegen ilk defa fotoğrafını çekti diye. Okuduğunuz zaman İngilizce olarak mükemmel. Okuyunca konuyu bilmeseniz size mantıklı gelebiliyor. Okey, zaten bir chatbot olarak yapması gereken bu düzgün cümle kurmak. Factual olmasına dair hiçbir garanti vermiyor. Ama insanlar aman Allah'ım factual yanıt vermiyor diye bir freak out oldu ve ertesi gün Google'un hissesini %8 sattılar. Yani şurada takip eden bir şeyde Google piyasa değerinden 130 milyar dolar kaybetti. Bu da demek oluyor ki finansal piyasalar dahil bütün şeylerde insanlıkta bunların sanki doğru bilgi ürettiği ya da doğru bilgisi üretmesi gerekiyormuş gibi bir yanılgı var. Ama öyle bir şey yok. Bunu Yan Lechun'un bir Yan Lechun Meta'da çalışan bu otoregresif LLM'ler veya language modellerin research'ünde çok influential bir isim. Bizim işte ne bileyim ben Roberto Romero ya da şey gibi düşünebilirsiniz researcher olarak. Onun yazdığı bir şey benim çok hoşuma gidiyor. Bu şeyleri özetleyen large language modeller, ChatGPT bunlardan biri nedir, ne değildir diye. Bunlar yazım asistanları. Eğer yazım asistanı amacıyla kullanacaksanız çok güzeller. Hani bana şununla ilgili bir paragraf yaz, bununla ilgili bir şey yaz, bana şunu özetle. Benim toplantım var, toplantıdaki konuşmalar bunlar, bunları bana bir özet çıkarır mısın şeklinde kullanacaksanız mükemmel aletler. They are reactive, they don't plan, no reason. Yani plan da yapmıyorlar, mantık da yürütmüyorlar. Sizin verdiğiniz promptlara yanıt veriyorlar, o kadar. Herhangi bir düşünceleri, reasoningleri ya da planlamaları gibi bir becerileri yok. Her zaman bir şeyler uydurabilirler ya da getirmek istediğiniz bilgiyi kısmını getirebilirler. Bu özellikleri insanlar tarafından feedback kullanılarak yani kısıtlı yönleri geliştirilebilir ya da zararları azaltılabilir. Ama tamamıyla elimine etmek mümkün değil. Ve bunlardan daha iyi language modeller ileride gelecek. Yapısal olarak daha fazla hani factual capability'leri daha yüksek language modeller gelecek. İnsanlarda şöyle bir kaygı var. Biz bu şekilde akıllı işte bizim sorularımıza cevap veriyor. Biz bunu internete salsak bizi tarumar eder falan filan gibi. Öyle bir şey yok dediğim gibi hani bir planlamaları yok, reasoningleri yok. Ayrıca bunları internetten bilgi verme, real time'da update etmek çok kolay işler değil. ChatGPT 4'ü kullanan oldu mu bilmiyorum ama fark etmişsinizdir. Daha önceki versiyonlara göre daha becerili ama çok daha yavaş ve kullanımı çok daha pahalı. Hem elektrik olarak hem computational power olarak. Ve şu anki yani teknolojinin bize izin verdiği seviyede scalability'leri çok da iyi değil. Hani önemli becerilerinin büyük bir kısmını görmüş olabiliriz. Çünkü insanlarda şey diye bir korku var. 3-5 sene sonra bilgisayarlar biraz daha geliştiğinde bunlar alacak başını gidecek falan filan gibi. Daha o noktada değiliz. Öyle bir tipping point'te değiliz. Belki de bilmeleri gereken en önemli şey bu autoregressive large language
model dediğimiz ChatGPT gibi Transformer Architecture'da yaratılmış chatbotlar her zaman bir şeyler uydurabilir. Ve eğer siz sorduğunuz konuda bilgi hakimi değilseniz uydurduğunu anlayamazsınız bile, çünkü çok iyi yazıyorlar. Hani they are perfect bullshitters. Veya işte bir kongreye gittiniz, birine bir şey sordunuz, çok da bilgili değilsiniz. Orada hani bu bütün kongrelerde hepimiz görmüşüzdür. Biri oraya çıkıyor, çok şey yapmadan, veriye dayanmadan ya da kalibratiğe dayanmadan hani cevap vermiş olmak için bir şeyler veriyor. Ama iyi bir demagogsa, konuşması iyiyse biz yanlış cevap verdiğini fark etmiyoruz bile. Ha öyle mi deyip oturuyoruz. ChatGPT de aynı şekilde. Yani they are perfect bullshitters ve sorduğunuz konuyla ilgili eğer sizin sağlam bir bilginiz yoksa yanlış cevap verdiğini fark etmezsiniz bile. Belki de en tehlikeli yanlarından biri bu insanların aware olması gereken. ChatGPT bir language model, yani bir dil modeli, yazıyla ilgili bir şey ve insan becerilerinin çok büyük bir kısmını teknik olarak hani taklit etmesi mümkün bile değil. Hani bunu üzerine basa basa söylüyorum. Çünkü bu hani artificial intelligence hani bu pazarlama açısından intended bir şey. Ama bunlar düşünen ya da zeki şeyler değil. Bunlar spesifik tasklar için oluşturulmuş bilgisayar algoritmaları ve bize asiste edecek şeyler. Bizi replace edebilecek ya da bizim işimizi görebilecek şeyler değil. Belki de şu anda bu toplantıda olan hiç kimsenin ömrü boyunca da olmayacak. Bazı tasklarda large language modeller ChatGPT çok iyi. Mesela bunlardan biri kodlama. İstesenleriniz olsun, genel kodlama olsun, program yazma olsun, gerçekten inanılmazlar yani. Ben çok şaşırıyorum. Ben günlük şeyde de düzenli kullanıyorum. Bu hani konuştuğumdan ben ChatGPT'yi sevmiyorum ya da kötülüyorum anlamına gelmesin. Günlük sürekli kullanıyorum. Ben normalde hiçbir şeye subscribe etmem, para vermem doğru düzgün. Ama aylık $20 ChatGPT'nin premium'u verip sürekli düzenli olarak kullanıyorum. Ama ne için kullanacağınızı bilmek bu konuda önemli. Ben coding taskler için sürekli kullanıyorum. Çünkü aşırı becerili bu konuda. Peki bu konuda neden çok iyi? Çünkü coding dediğimiz sistem yapısı gereği tamamen gözlenebilir, çok deterministik ve kısıtlı. Dolayısıyla ChatGPT'nin becerileri bu konuda çok çok iyi. Ama bizim language şeyler de iyi olsa da iyi olmadığı birçok konuda var. İşte bunlardan biri plan yapma, reasoning yapma, matematiksel problemleri çözme vesaire. Peki biz hani bundan bir doktor çıkarabilir miyiz? Şu anlamda çıkarabiliriz. Biz eğer ki tıp literatüründeki bilgileri alsak, işte Harrison'ın şuyu buyu, Gabbe'yi, PubMed'i, bütün tekstleri Transformer Architecture'a versek ve train etsek, belki doktorlardan hani ne diyeyim ben %98-99 şu hastalık nedir, bu nedir, şöyle bir case var, bunun tanısı nedir şeklinde şeyler sorsak belki %99'a da yakın doğru cevap verebilir. Eğer bu tarz bir şey sizi replace edebilir ya da hani sıkıntı yaratır diye düşünüyorsanız, hani sizin becerileriniz bununla sınırlı diye düşünüyorsanız, o zaman belki de korkmakta haklısınız. Ama burada da şeyi unutmamak lazım. Yapısal gereğe her zaman ve her zaman yanlış ve halüsinasyon cevaplar verebilecek. O yüzden bu benim çok sevdiğim, bunları kullanırken ne yapmalıyız diye, hani ChatGPT'yi niçin kullanmalıyız diye. ChatGPT sizin yaptığınız iş için güvenmek, kullanmak güvenli mi diye başladım. Sizin için cevabın doğru olması önemli mi, değil mi? Cevabın doğru olması önemli değil diyorsanız ChatGPT'yi istediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Eğer cevabın doğru olması, factual olması benim için önemli diyorsanız, cevabı kontrol edecek, doğru olup olmadığına emin olacak ekspertize ve bilgiye sahip misiniz? Eğer cevabınız hayırsa ChatGPT'yi kullanmamalısınız. ChatGPT bunun için güvenli bir araç değil. Evet, benim ekspertizim var. Ben bunu kontrol edebilirim. Doğru veya yanlış olduğunu anlayabilirim diyorsanız. Peki bunu yaptıktan sonra çıktıyı kullandığınızda oluşabilecek etik, legal bütün sorumluluğu üzerinize alabilecek misiniz? Hayır, alamam diyorsanız ChatGPT kullanmamalısınız. Evet, alabilirim diyorsanız evet ChatGPT kullanabilirsiniz. Sıkıntı yok. Buradaki taskları da işte patient note için kullanalım, bunun için kullanmayalım falan filan, bunlara sınırlamaya gerek yok. Genel olarak şu architecture'da koyduğunuzda eğer soru cevap şuraya ve şuraya gidiyorsa ChatGPT'yi kullanabilirsiniz. Teşekkürler Erkan. Ay, benim görüntüm gitti. Neyse. Sorusu olan, katkısı olan var mıdır? Ben birkaç kelime edebilirim. Erkan teşekkürler.
ChatGPT genelinde ben de sana katılıyorum. Sonuçta tıp için dizayn edilmemiş bir şey. Aslında muhabbet etmek için dizayn edilmiş ve farklı dataların ile beslenilmiş bir program. Ama senin de söylediğin gibi ki baştan da bu GitHub gibi kolaborasyonlarda forumlar oluşturulmaya başlandı. Biyomedikal kullanım için böyle dil modelleri geliştiriliyor. Biyomedikal data ile besliyorlar. Bence ileride bu işte senin de gösterdiğin gibi Harrison veya sadece kadın doğuma spesifik verilerle beslenmiş modeller çıkacak ve işi kolaylaştıracak. Burada sıkıntı neyle besleyeceğimiz? Textbook'la mı besleyelim yoksa araştırmalarla mı besleyelim? Burada da en büyük sıkıntı bence işte biliyorsun bir sürü korsan dediğimiz dergiler var. Onların yayınları var. Buradaki data güvenliği ve beslediğimiz bilginin doğruluğu önemli. Kodda kendi kendine kontrol mekanizması olduğu için kodun çalışıp çalışmaması bile kodun doğruluğunu test ettiği için evet bence de kodda çok işe yarıyor. Ama biyomedikal kullanımda da herhalde böyle bir gelişim gösterilecek. Evet, katılıyorum Serdar abi. Aynen dediğiniz gibi. Hani çok daha spesifik, bizim çok daha işimize yarayacak tool'lar gelecek. Ama yapıları gereği dediğim gibi hani ne kadar sofistike olurlarsa olsunlar, günün sonunda hani factual bir şey verip vermediğini kontrol edemeyecekseniz, siz bunu verify edemeyecek pozisyondaysanız bunları kullanmak çok da güvenli değil. Çünkü yapıları gereği factuality yani bu söylediğim şey doğrudur garantisini vermesi mümkün değil. Bir şey söyleyebilir miyim? Tabii. Buyurun. Erkan kadar anlatamam da. Yani tesadüfen bir yolculukta işte işi bu olan bir insanla yan yana oturdum. İşte adam iki saat anlattı. Aynı bu Erkan'ın anlattıkları gibi. Ben de o zamana kadar sanki böyle bir mantık şeyi çalıştırıyor zannediyordum. Halbuki hayır, sadece kelime örüntüsü tanıyor yani. Ve bir şey sorduğun zaman onunla ilgili yani benzer kelimelerin kullanıldığı tekstleri alıp oradaki örüntülere bakıp onların çoğunluğundan anlamlı başka bir tekst oluşturuyor ama arkadaki anlamında ilgili hiçbir fikri yok yani. Dolayısıyla yaygın görüş neyse bir şeyi onu toplayıp sana getiriyor. Dolayısıyla da çoğunluğun düşündüğünün genellikle doğru olmadığını düşünürsen teknik konularda yani necessarily doğru şeyi getirmiyor. Mesela ve bu şu ChatGPT-4 mü en sonuncusu? Ben onu bir ya da iki kere denemiştim. Mesela kendi alanında komplike bir şey sor. Diyelim ki işte endometriosis oosit kalitesini etkiler mi? Bayağı böyle hakikaten scientific text yazdı getirdi ve etkilediğine şey getiriyor. Ama hani aslında detaylı bakarsan değil, genellikle o sönüyor. Bir seçeneği var, o güzel, bunu beğenmedim diyorsun. Tamam mı? Abi alternatif cevap getiriyor. Alternatif cevapta da bu sefer etkilediğini gösteren şeylerden toplamış. Evet diyor, işte oosit kalitesini, pardon, etkilemediğini gösterenlerden toplamış. İşte hayır etkilemez getiriyor. Ama hani senin arka planda bilgin yoksa hakikaten ne verifiye edebilirsin ne doğrulayabilirsin. Yani bir şekilde laf canmaz. Yani ortaokul lise ödevi yapmaya falan yarar da herhalde. Yani makale yazabilir. Yazılan hatta makalelerin çoğundan da iyi makale yazabilir de. Hani böyle insightful ya da yenilik getirecek bir şey olduğunu zannetmiyorum. Sadece kelime paterni tanıyarak yani. O zaman yani, pro-con yaptırabilirsin Barış. Hı hı. Evet yani yaptırabilirsiniz aynen. Çünkü beğenmeyince alternatif cevap ürettiği için karşılıklı yazabiliriz. Ama hani çıkardığı cevabı ona geri verip hani ona alternatif üretir mi bilmiyorum. Ama whatever yani. Çok güzel bir şey söylediniz abi. Yani tam olarak bu kelime örüntüsü tanıyor ve kelime tanıdığı kelime örüntülerinden, train edildiği modelden benzer ya da farklı tekstler üretiyor. Ve sizin promptlarınızla yol değiştirebiliyor. Aslında capability'leri çok fazla. Sadece limitasyonlarını bilmek ve nasıl kullanacağını bilmek gerekiyor. Hani yeni bir şey edemez, bir şey hayal edemez, tam mı? Hani deneyimden kullanıp yani şey sizin yeni bir şey hayal etmeniz için size fikir de verebilir. Hani okurken siz onlar reflection yaparken aklınıza yeni bir fikir de gelebilir. Ama bu şeyi ne derler? Kelime örüntüsünden yeni text çıkarma şeyini çok doğru söylediniz. Temel özelliği bu. Bunu nasıl kullanacağınızı bilmek lazım. Bence bu Batı'nın kendine attığı çok büyük bir kazıktır yani.
özellikle akademik anlamda. Çünkü ben yıllardır hani bu özellikle Batı'nın science'daki dominansın en önemli özelliklerinden biri dildeki hegemonileri olduğunu düşünüyorum. Hani şeylere, yazılarda falan filan. Ve bu writing tool'lar yani bütün avantajlarını elinden alıyor aslında. Ben şu anda en sık kullandığım şeylerden biri proofread veya hani bazı şeyleri rephrase etmek kullanma. Hani writing assistant olarak kullanıyorum. Ve it's incredible yani gerçekten güzel yazıyor. Ve eminim ileride daha güzel, daha farklı da yapacaktır. Promptlarla farklı hale getirecektir. Ramazan abi geçen sormuş hani bunu kullansam sıkıntı olur mu diye. Büyük ihtimalle olmaz çünkü bir yerden sonra bunu şeyden ayırmalar mümkün değil. Yazı var ya. Nedir onun adı? Hani AI generated text'i consistent bir şekilde insanın yazdığı tekstten ayırmaları çok mümkün olmayacaktır. Yani çünkü insanın yazdığı tekstler üzerine train edilmiş bir şey. Siz orada virgülü değiştirseniz, bilmem neyi yapsanız onun gördüğü pattern hemen bozulabilir. Ayrıca bence kullanılmasında da bir bias yok yani. Evet, yani kullanmayacaksınız ki yani sonuçta. Yani ben ChatGPT yardımıyla yazdım desem ne olur ki? Zaten piyasada bir sürü... Abi co-author olarak bir yazıya koyuldu bu. Yani ChatGPT'nin başka bir tanesini bilmiyorum da co-author oldu. Hatta yani bunlar yazılarda co-author olarak belirtilmeli mi falan diye başka makaleler çıktı. Yani hani kullanılmamasını iddia etmek saçma çünkü yani, biliyorsa insanlar kullanacaktır. Günün sonunda siz $50-100 verip birine yazdırtsaydınız okey oluyor da hani bilmem ne şeyinde yazdırırsa ChatGPT'ye yazdırınca mı okey olmayacak? Yani iki türlü de ekşim olacağı gelişilir en fazla. Ama şey yani. Erkan, mesela şey ChatGPT'nin OSKİ'de kullanmışlar. OSKİ'de öğrencilerden daha başarılı olmuş. Ya olmaması çok zor. Yani dediğim çünkü kelime örgüsü tanıyor. Çok büyük bir database'de train edilmiş. Spesifik bir database'de train edilse daha bile başarılı olur. Dediğim gibi biz bunu gidip tıp bilgisinden, kadın doğum literatüründen, şuradan buradan feed edip train etsek patient feedback, doktor conversation'lar falan filan gerçekten hepimizden %99 daha iyi conversational bot olur yani. Olmaması bir şey değil. Ama tabii ki bizim yaptığımız iş bundan ibaret değil yani. O yüzden hani onun feedinglerini mesela spesiyalize edebiliyor musun? Mesela öğrenciler için özellikle textbook bilgisi önemli. Sadece textbook bilgilerinden kaynaklanarak bana bir yazı yaz diyebilir misin? Mesela ya da orada onlara dayanarak bana bir yanıt ver diyebilir misin? Mesela Polikskoya ile ilgili bir soru soruyorum. Ama sadece kaynak olarak textbook bilgisi istiyorum diye bir tabii seçenek var mı? Yani bunda öyle bir seçenek yok ama öyle bir seçenek olmaması için bir sebep yok. Yani farklı botlar train edip bir tanesini işte sadece şey üzerinden, textbook bilgisi üzerinden, öbürü bilmem üzerinden farklı farklı versiyonlar diye kullanılabilir. Ama yani dediğim gibi merkezi bir daha, şirket daha faydalı amaçlar için şey yapalım ya. Kafa yoralım bence. Creative. Ben bir şey sorabilir miyim? Şimdi hep bu bilinenler üzerinden gidiyoruz da. Şimdi tabii tıpta kullanım alanı, yani ben şu an belki bizden sonraki kuşak için belki söylemek lazım. Konuşmamda da hani söyledim. Binlerce veri çıkacak bir hastanın. Yani moleküler signature mı demek lazım? Metabolomics verisi çıkacak, transkriptomik verisi çıkacak. Bunların hepsi birleşince bir ne bileyim risk prediction ya da öngörme, hangi hastalık olabilir ya da bunda ne araştırılması gerekir konularında bioinformatik işin içine girecek. Şu an nasıl bioinformatik bildiğimiz klasik istatistiksel metotları kullanarak yapamıyoruz. Çok daha advanced düzeyde şeyler yapılıyor. Bunların hepsi bir araya geldiği zaman hakikaten tıbbın gidişatına çok olumlu faydası olacak diye düşünüyorum. Yani ben de bu sci-fi işte bizi işte invasion yapacak, işte şeyimizi elimizden alacak gibi değil ama bu machine learning sonuçta siz bu cihaza bir şey tanımlatıyorsunuz ve bir örgü tanımlıyor ve onu ne olduğunu size söylüyor. Ama işte hastalardan çıkacak bu veriler birleştikçe hani bir dağ gibi bir veri olacak ve bunu bir doktorun elimine etmesi, analiz etmesi belki sorun olacak. Bu noktada çok faydası olacak diye düşünüyorum. Bilmiyorum sizler ne düşünüyorsunuz? Abi şu konu high dimensional datalarda hani bir risk prediction geliştirmezsende kullanılıyor. Kullanılacak da eminim faydalı şeyler bazı konularda çıkacaktır, bazı konularda çıkmayacaktır. Ama buradaki hani bence nüans şu, bu konuda kullanılan tool'lar, machine learning bilmem ne şey yazılan şeylerin en yenisi
belki 15 senelik falan yani. Yani bunlar yeni şeyler değil. Bu konudaki temel sıkıntı da bizim atıyorum lojistik regresyondur, istatistiksel metodlardır ya da matematik metodların bu konuda yetersiz gelmesi değil. Verdiğimiz dataların tahmin etmeye çalıştığımız şeylerde ne kadar işe yarar olup olmadıkları. Yani ben bu konuda en basic, benim hani hoşuma giden örneklerden biri şudur. Hani mesela antibiyotik şeye çok spesifik bir şey değil mi? Bakteriyel enfeksiyonları ve kullandığımız zaman temizliyor yani. Hani şey, direnç direnç yoksa biliyoruz ki antibiyotik verdiğimizde şey yapacak. Causality o kadar net ve spesifik ki aklımızda hiçbir şey yok. Çok simple, çok plain. Eğer ki bir şey tahmin etmek için 700 bin tane hani parametre vesaire geliyorsa büyük ihtimalle değil, zaten sebep şudur: biz bunun causality'sinin structure'ından haberdar değiliz ne olduğunu ve birazcık kaba bir yöntemle işi çözmeye çalışıyoruz. Yani elimizdeki anahtarla girmek değil de binadaki bütün anahtarları kapının üzerinde tek tek denemek gibi. Evet, bu konuda bir precision bir şeyler getirecek, belki faydalı olabileceği yerler var ama limitation'ları büyük ihtimalle çoğu zaman faydasından daha sık olacak diye düşünüyorum. Çünkü bu kuru hani elimizde ne varsa duvara atalım, yapışanlara bakalım approach'u genelde şey yapıyor yani, fazla verimli sonuçlar üretmiyor. Özgür, bir örnek vereyim mi? Mesela şey düşünün, sonuçta bu ChatGPT'nin de sitesine girerseniz bir tarih veriyor. Mesela şu tarihe kadar olan şey, yani web'e bağlanıp o anda tarayıp yapmıyor. Buna bir noktaya kadar yüklenen bir şey var. Dolayısıyla hani real time up to date değil. Ama her ne tarayıp nereden o bulup getiriyorsa sonuç, yani kelime örüntülerini, o şeyiyle sınırlı. Erişebildiği yerle sınırlı. Bunu büyük registry data'ya düşün. Data mutlaka önemli. Hatta diyor işte en önemli şey işte data, bilmem ne, millet o kadar para veriyor veri toplamak için, almak için birbirinden. Mutlaka bir önemi var ama hani akademik anlamda bakarsan, hatta bir şey prediksiyonu anlamında bakarsan, yani verinin, orijinal verinin kalitesi ve bütünlüğüyle sınırlı. Şu Bülent abi hatırlar belki, bizim WhatsApp grubunda paylaştıydık. Bruce Shapiro'nun yazdığı bu SART database'i kullanarak taze donmuş transfer işte karşılaştıran bir yazı vardı. Adam ona mektup yazmıştı şey diye. Limitations of registered data diye. Mesela register'de lütelfaz desteği nasıl yapıldığı girilmiş değil. Dolayısıyla hani mesela buna göre ayarlayamıyorsun sonucu hiçbir zaman ve hangi örüntü aletine, işte AI ne analiz metodu kullanırsan kullan, hani olmayan veriyi bir şey yapamıyorsun. Onun için edemiyorsun. Bunda da erişebildiği bir yer var, bir tarih var. Onların orijinal derinliği var falan. Yani it's never perfect. İki, istatistikte bile yani mesela regresyon modeli kurarken, çıkan sonuçları yorumlarken, başka şey yaparken önce biz kendi background'umuzda şey düşünüyoruz. Yani bu sonuç does it make sense? If does it make sense, hani neresinde yanlış olabilir, ne eksik olabilir, onu şey yapıyoruz. Yani gitgide fine tune edip ona göre yorumluyoruz. Ama onun içinde sonuçta elimize bir ölçek çıkıyor. Geriye dönük bunlar hep gibi düşün. Yani mevcut verinin dağılımını benim modelim ne kadar açıklıyor diye bir ölçek var. Dolayısıyla ne kadar güvenebileceğini anlıyorsun. Bunda sana bir yerden bir şey getiriyor. Ne kadar uyduğunu falan da anlaman mümkün değil. Yani kantitize etmek de mümkün değil. Yani kompozisyon yazmak için güzel, ne bileyim, obvious şeyler için güzel, mutlaka bir veri veriyordur. O kadar dar görüşlü olmamak lazım da. Yani bir şey icat etmesi beklenemez tahmin ediyorum. Ne bileyim, olmadık bir yöntem geliştirmesi beklenemez. Hani yani it doesn't take you forward. Yani o anlattığı karikatür olmaz yani. Evet, bir de şu vakta vardı. Bir key question, yani bir sonuçta bir physician'ın hastayı değerlendirirken bu kadar veri içerisinde atlayacağı bir nokta olabilir. Acaba bunları cihazın daha perfect çalıştığını düşünürsek yanlış tanıları azaltması ya da ayırıcı tanılarda bize faydası olur mu? Bunu bilmiyorum. Yani şeyde şöyle bir şey, yani bir hani şey olarak düşünmemek lazım. Burada ekran gözüküyor mu şu anda bilmiyorum ama bu matematiksel olarak uzaklıkları optimize eden algoritmalar bunlar genelde. Yani sizin bizim anladığımız gibi böyle bir reasoningleri, mantıkları, sen bunun kaçıncısı, bu bununla alakalı diye kelime bir kelime dizisi tanıyor. Bir high nedir onun adı, dimensional space'de bir optimizasyon yapıyor ve her bir parametreye bir coefficient atıyor. Ama train edildiği
Landscape'de, o High Dimensionscape'de en iyi matematiksel numaraları buluyor. Ama gel aldık biz bunu, gittik işte başka bir yüz hastada denediğimizde. Tahmin edersiniz ki bu kadar high dimensional olunca bu landscape'de çok değişebiliyor. Ve o yeni coefficient'ların yenisine fit edeceği ya da orada doğru cevap vereceğine dair bir garanti yok. Bununla ilgili genel problem bu. Eğer siz problemi çözmek için çok high dimensional data kullanıyorsan, sen onu machine learning ile ya da farklı bir logistik regresyonla genel olarak işte matematiksel bir algoritma ile numerical optimization deniyor bunlara. Aslında hepsi daha çok affedersiniz aynı şeyle, neyse anladınız. Ama sadece işte kimilerine ML diyorlar, kimilerine şey diyorlar falan filan vesaire. Hiçbiri de dediğim gibi yeni değil. Bu aldığınız numaraları yeni bir landscape'de genelde eskisi kadar iyi fit etmiyor. Çünkü sizin yaptığınız şey o distance'ları, numerik olarak birbirine uzaklıkları optimize etmek. Bir reasoning, bu bununla alakalıdır, bu bununla alakasızdır gibi sizin bizim anladığımız anlamda bir reasoning yok ortada, bir intelligence yok. Sıkıntı orada. O yüzden diyorum ki hani high dimensional datadansa direkt neden sonuç ilişkisi göstermek. Hani bir basic science yapıp, arkadaş bu molekül bununla alakalı. Bu enzim buna sebep oluyor. Bu molekül bunu inhibe ediyor diye bulunan bir şey her zaman infinitely more useful olacak yani. Ve işin zor kısmı, güzel kısmı, hani tıbbı ileriye götüren taraf bu. Bu taraftan tıbbı çok ileriye götürmesini beklemek bilmiyorum. Bence şey yani hem biraz tembellik hem de bana çok gerçekçi gelmiyor yani. It's not really thinking yani. Örüntü tanıyor. Satrançta da onun için her seferini deniyor. Sonuçta infinite yani olay. 8'e 8 bir tahta var. Hamlelerin bir sınırı var. Biz hani onu kendi kapasitemizde sonsuza kadar analiz edemediğimiz için sonuçta pattern tanıyorduk, tamam mı? Alet işlemci gücü arttığında olasılıkları sürekli hesaplayabildiği için artık her seferinde yeniyor. Yani Özgür'ün dediği şu anlamda doğru. Sınırlı bir çerçevenin içinde belli bir örüntü tanımakta her seferinde geçer insanı. Ama yeni bir paradigm yaratmaz yani. Serdar Don söylemişti yani tanıda çok hızlı ilerliyor. Tanıda ilerler. Standart şeylerde yani pattern recognition, bizim kafamızda pattern recognition zaten ama yani hani bir işte de şeyi söylemek lazım. Etap makinesinin gelişmiş. Bir de şeyi söylemek lazım tabii. Şu andaki kullanılan şekliyle daha kısıtlı bir AI kullanılıyor esasında. Yani bilmiyorum, ben bir şey de paylaştım. Burada bir YouTube'da bir video da paylaştım. Esasında birkaç tane güzel şey var. Seyretmenizi öneririm. Bunlardan bir tanesi dün bana Tuğçe gönderdi. Akşam izledim. Çok hoşuma gitti. Bu John Lennox'un bir söyleşisi. Bu söyleşi işte özellikle bu konulara değiniyor. Yani artificial intelligence'a değiniyor. Ethics'e değiniyor. Yaratıcı kavramına değiniyor. Bir tanesi de Yuval Harari'nin The Next Religion of the 21st Century diye bir şeyi var, konuşması var. O da çok ilginç. Yani gelecek yüzyıldaki esasında dinin data olacağını söylüyor adam. Yani dinin kendisi, yani bir script esasında data olacak. Ve Allah da bu datayı kontrol edenler olacak. Bir kişi olmayacak yani. Böyle değişik değişik şeyler var. Tabii pattern recognition olduğu zaman matematiksel bir modelleme yaptığı için bugün için AI'ın bence insandan çok daha üstün olarak tanıyabilecekleri şeyler olabilir. Radyolojik imajlar mesela. Şimdi bir radyolog diyelim ki o günkü hayatında o noktaya kadar 50 bin tane akciğer filmi görmüş olsun. Ama siz bir AI'ya 1 milyon tane akciğer filminin görüntülerini öğretiyorsunuz. Öğretirken de tabii bunu en deneyimli kişilerin öğretmesi esasında bekleniyor. Dolayısıyla mesela bunları tanıması çok daha kolay. Ama en önemli problem biraz önce söylendiği gibi iki noktada düğümleniyor. Bir tanesi karar verme durumuna geldiği zaman ne yapacağı. İkincisi de etik problemlerde ne yapacağı. Yani bir ethical dilemma ile karşılaştığı zaman AI'ın nasıl davranacağı. Buralarda daha çözüm mevcut değil. Ama bunları da başka türlü çözeceklerini iddia ediyorlar. İşte bu Yuval Harari'nin söylediği hacking the human brain diyor ya. Yani gelecekte insan aklı hack edilecek makinalar tarafından. Ve ondan sonra da şey diyor, işte bu cyborglar, yarı insan yarı şeyler. Yani insanoğlu diyor esasında milyonlarca yıldır gelişiyor, başka bir türe doğru dönüşeceğiz diyor.
Tabii çok ilginç konular bunlar. ChatGPT tabii bizim Türkiye'de hemen şey olarak algılandı bir anda. Ya abi şuna bir vereyim de bana bir yazı yazsın. Bir doçentlik dosyasına iki yazı girsin falan. Herkes bu şeyde şu anda. Nedir onun adı? Bu klivajda ilerlemeye çalışıyor. ChatGPT'ye iki kelime yazdırabilirim. Yazdır anasını satayım. Yazamıyorsun zaten kendin. Bari ChatGPT'ye yazdır yani. Ondan sonra böyle. Yani biz daha işin hemen şey taraflarına gidiyoruz. Orta Doğu kafası. Hemen anında ama ya. Ya herkesin bana sorduğu bu. Abi ya ChatGPT yazı yazıyormuş. Bizim yurt dışı makalelerini yazar mı? Ya diyorum ChatGPT yani aklına gelen tek şey bu mudur anında yani? Neyse. Evet Oluş. Yazar da bir şey katmaz o makale yani. Insight koyamayacağı için. Sonuçta hani meaningful bir şey yazar. Aynı bizim dosya makalelerine döner. Evet. Sıra bende galiba. Ben de bu AI'ın perinatolojideki durumu ile ilgili neler oluyor? Bununla ilgili önce bir ön hazırlık yaptım. Ondan sonra da paylaşacağım makale de aslında bu tartışmalara birazcık yön tutacak bir makale. Çünkü gerçekten pratik anlamda düşük gelir seviyesine sahip ortamlarda ultrason kullanımını araştıran ve yapay zekayı kullanıp bundan faydalanan bir çalışmanın sonuçlarını sizle paylaşacağım. Yapay zeka ve perinatoloji açısından PubMed'e bu keywordleri girdiğimde bakın fetal ultrason ve artificial intelligence yaklaşık 997 tane çalışma çıktı karşıma. Obstetri alanında da gerçekten çok kullanılmaya çalışılıyor yapay zeka. Gördüğünüz gibi PubMed'de yaklaşık 2000 tane sonuç çıkıyor bu şekilde keywordleri girdiğinizde. Tabii buradaki amaç bizlerin verdiğimiz sağlık hizmetini standartize etmeye çalışması. Bir yandan da bu medikolegal sorunlarla daha iyi başa çıkabilmek için acaba yapay zeka bize faydalı olur mu? Bu anlamda özellikle demin Bülent Hoca'nın da belirttiği gibi bu radyolojik imajlarda çok kullanılıyor yapay zeka. Bizim de perinatoloji alanı bildiğiniz gibi ultrasonla ilişkili olduğu için gerçekten bizim alanda özellikle düşük inkamlı bölgelerde çok fazla ben de işe yarayacağını doğru şekilde kullanıldığında düşünüyorum açıkçası. Şimdi aslında baktığınızda biz yapay zekayı birçok alanda kullanıyoruz. Hani perinatolojide ve obstetride bile. Mesela bakın otomatize edilmiş NT. Yani bazı ultrason cihazlarında var. Tamam biliyorsunuz FMF tarafından öğretilen ve standartize edilen bir NT ölçüm sistemleri var. Bu NT ölçüm sistemlerinin dışında bu sertifikasyonu almayan veya sürekli olarak kendi auditionını yapmayan, auditing sistemini yapmayan kişilerin hata payını minimize etmek için yapılmış bir sistem bu automated NT measurement. Bakın burada gördüğünüz gibi işte uygun planı aldıktan sonra sadece bir kare çiziyorsunuz bebeğin ensesine. Ve oradaki en geniş alandır ve içten içe yapılan ölçümdür NT. Bunu size cihaz yapıyor. Aslında bu da bir yapay zeka kullanımı baktığınızda. Aslında birçok alanda kullanmaktayız çok da fark etmeden. Bu 3D imajlarda işte bebeğin yüzünü gölgeleyen yapıları silmede kullandığımız şey yine yapay zeka. Aslında yapay zeka Bitterman tarafından çok güzel bir şekilde böyle 5 level'da tanımlanmış. Biz aslında şu anda hali hazırda assistive AI algoritmlerini kullanıyoruz. Yani datayı bize sunuyor ve bizim klinik karar almamızda bize destek oluyor. Ama henüz otonom yapay zeka algoritmaları da var. Ama bunlar için gerçekten ciddi anlamda prospektif çalışmalara ihtiyaç var ki gerçekten biz otonom olarak bu algoritmalara güvenecek hale gelebilelim. O açıdan baktığınızda perinatoloji alanında bu level 2 düzeyinde biz aslında yapay zekayı birçok alanda kullanıyoruz ve kullanmamız için de bayağı bir çalışma literatürde karşımıza çıkıyor. Mesela benim yaptığım iş, işte bebeği detaylı bir şekilde yapısal olarak tanımaya çalışıyoruz. Ne yapıyoruz? İşte çeşitli standart planlarımız var. İşte second trimester ultrason yaparken, tarama ultrasonumuzu yaparken
almamız gereken bütün planları almaya çalışıyoruz. Ve bu planları normal mi, anormal mi diye ayırt etmeye çalışıyoruz. Ve doğal zeka olarak aldığımız bu inputları kendi sistemimizden, bilgi sistemimizden geçirip hastaya ultrasonunuz normal veya ultrasonunuzda şurada şu problem var diye hastaya bir yönlendirme yapmaya çalışıyoruz. İşte bu noktada acaba mesela fetal intrakraniyal anomaliler için yapılmış bir çalışma var. Beyaz Dergi'de 2021'de yayınlanmış 21.500 tane fetal, normal fetal beyin görüntüsü ikinci ve üçüncü trimester'da bu machine learning ve deep learning sistemlerine entegre edilmiş 2.800 tane de anormal intrakraniyal bulgusu olan fetüsün görüntüsü entegre edilmiş ve burada yaklaşık olarak intrakraniyal anomalilerin tanısında %81 ila 95 gibi bir sensitiviteye ulaştığı görülmüş bu yapay zeka çalışmasının. Tabii en önemli kısmı da, en etkileyici kısmı da sistemin bu planları bir ekspere göre çok daha hızlı bir şekilde 25 milisaniye gibi bir sürede analiz edebilmesi. Yani görüldüğü üzere burada da bu çalışmada yani işe yarıyor gibi görünüyor standart planların taranmasında ve hızlı olması gibi de bir avantajı var gibi görünüyor. Demin burada anlattığım bu sonographer loop'un aynısını aslında sistem taklit ediyor. Siz sisteme iyi kalitede alınmış binlerce, on binlerce, yüz binlerce görüntüyü veriyorsunuz ve normal, anormal ayrımını size cihaz yapıyor. Anormali de veriyorsunuz. Normali budur, anormali budur. Ve sizin aldığınız sistemde de, ultrason görüntüsünde de cihaz bunları size analiz edip söylüyor. Bizim bu üst segment ultrasonların önemli bir kısmı benim bildiğim en az 10 senedir bu tip yapay zeka modellemeleri kullanıyorlar. Ama açıkçası ben çok fazla ihtiyaç hissetmiyorum. Yani bana gelip de ultrason firmaları cihazların bu şekilde özelliklerini tanıttıkları zaman zaten ben bu standart planları alıyorum ve yorumluyorum. Dolayısıyla bu standart planların alınıp yorumlanması konusunda özellikle eksper olmayan kişiler için çok fayda gösterebilir yapay zekanın bu anlamda kullanımı. Yine bizim gibi hani alanında eksper olan kişiler yapay zekayı bu anlamda nasıl kullanabilirler? Çok yoğun poliklinikte çalışıyorsunuz. Günde 40-50 tane mass screening yapıyorsunuz. Çok yorgunsunuz ya da işte çok obez hastayla uğraşıyorsunuz. Artık hani o planları almaktan hem bitkin düşmüşsünüz ya da ortam çok müsait değil ultrason yapmanız açısından, işte sessizlik açısından, aydınlık açısından. Bu tip durumlarda da yine bu planlara başvurmak, yapay zeka algoritmalarına başvurmak hekimin işini kolaylaştırabilir. Dezavantajı tabii bunu generalize etmek çok zor. Çünkü bu alınan planlar normal, anormal yine kişinin, doktorun tanımlattığı şeyler, imajlar. Mesela intrakraniyal bir beyin kanaması gördüğü zaman yapay zeka algoritması bunu tanımlayamayacaktır. Dolayısıyla bunu generalize etmek gerçekten o kadar da kolay olmayacaktır veya belli bir zaman alacaktır. Aynı zamanda da yine bu yolladığınız imajlar, yani algoritmaya yüklediğiniz imajların görüntüleri expert tarafından mı yüklendi, non-expert tarafından mı yüklendi, sistemin gerçekten çok geniş bir ultrasonografi yapan kişi range'ine ihtiyacı olacaktır. Yani artılarıyla eksileriyle aslında perinatoloji açısından bizim ufkumuzu genişleten bir sistem gibi gözüküyor. Geçen yıl Beyaz Dergi'de bu konuda yayınlanmış bir editorial var. Bu editorial'da gerçekten demin de diğer konuşmacılar tarafından vurgulandı. Gerçekten hani bizim işimizi pek elimizden alacak gibi değil ama işimizi kolaylaştıracak ve doğru ve iyi tanıya gitmemizi gerçekten çok olumlu anlamda katkıda bulunacak gibi görülüyor. Ve yıllar önce Aristo'nun da bu konuda insanlığı uyardığına dair bir burada bir şeyden bahsediliyor, bir konuşması, bir cümlesi var. Eğer ki diyor ki Aristo o zaman da eğer bir enstrümanın bir emirle veya bir zeka öngörüsüyle kendi işini yapabilme şansı olsaydı
insanların kölelere ihtiyacı olmazdı diyor. Bu da böyle bir bakış açısı. Bir mızrap arpı kendi kendine çalabilseydi o zaman herhangi bir çalgıcıya ihtiyaç olmazdı diyor. Dolayısıyla çok çok yani milattan önceki yıllarda da öngörülmüş eski çağ düşünürleri tarafından, ilk çağ düşünürleri tarafından yapay zeka. Şimdi ben çok kısaca bu bana verilen çalışmadan bahsedeceğim. Fayda amaçlı yapılmış bir çalışma. Ultrason imkanı olmayan bölgelerde ultrason tecrübesi olmayan kişiler tarafından rastgele alınan ultrason CineLoop videolarının, kısa videoların analiziyle, yapay zeka analiziyle gebelik yaşı tahmin edilebilir mi? Tahmin edilse ne kadar güzel olur? Bununla ilgili bir çalışma dizayn edilmiş. Burada gördüğünüz gibi Bill Melinda Gates Vakfı tarafından da sponsorluk verilmiş kıymetli bir çalışma. Geçen ay sonunda yayınlanmış. Bildiğimiz gibi son adetlerle ilgili gebelik yaşı tayininde ciddi sorunlar var. Kadının son adetini bilmemesi veya ovülasyonun son adetle uyumlu gelişmemesi bakımından. Tabii biz kendi çalıştığımız ortamlarda, iyi cihazlara sahip olduğumuz ortamlarda herhangi bir sorun yok. Hastalar zaten çok erken başvuruyorlar ve biz erken ultrasonda zaten gebelik yaşını tayin ediyoruz. Ancak özellikle kötü kaynakların olduğu ülkelerde ultrason cihazlarının olmaması iki unsurla aşılabilir. Bir tanesi burada bu çalışmada da kullanılan pille çalışan transdüserler ve akıllı telefonlara bağlanıp hasta başında ultrason yapılabilir. Veya yapay zeka gibi sistemlerle herhangi bir alanında eksper kişiye, ultrason yapan bilgili bir kişiye ihtiyaç duyulmadan alınan görüntüler yapay zekadan analiz edilebilir. Bu açıdan yapılan bir çalışma var. Fetal Age Machine Learning Initiative diye. Kuzey Carolina ve Zambiya'da 2018-2019 yılları arasında yapılmış bir çalışma bu. Prospektif olarak data toplanıyor. Hastalardan konsent alındıktan sonra hastalar önce bir expert sonographer tarafından normal oralarda bulunan Kuzey Carolina'da ve Zambiya'da bulunan cihazlar tarafından bebekler incelendikten sonra 14 hafta öncesinde CRL ile 14 hafta sonrasında da HCBPD, ACFL biyometrik ölçümleriyle bebeklerin gestasyonel yaşı tahmin ediliyor. Ve aynı zamanda da bu demin bahsettiğim smartphone'a bağlayabileceğiniz düşük kost ultrasonlarla da aynı zamanda bu gebelik yaşı tayin ediliyor. Ve özellikle Zambiya'da yapılan çalışmada da ebelere nasıl görüntü alınacağı öğretilerek bir şekilde bir takım sweeplerle ultrason görüntüleri elde ediliyor. Çok kısa şu görüntüleri size göstermek istiyorum. Toplam 1,5 dakika ama ben çok kısa göstereceğim. Here we demonstrate the collection of ultrasound blind sweeps in Lusaka, Zambia. The so-called novice sweeps were collected by midwife providers who had no prior training in sonography. Görüntü gelmiyor oğlum şu anda. Gelmiyor mu hocam? Yok, arka planda oluyor, başka bir yerde oluyor olabilir o görüntü. Senin paylaşımında tamam. Yok yani. Screen share'de okay. O görüntü yok. Tamam, peki. Bilgisayarının arkasında bir yerde olabilir, onu öne getirmen gerekiyor. Tamam, ona tıkladığın zaman gelmesi lazım. Tamam, onu ben şimdi öne getireceğim. Eğer getiremezsem bir 10-15 saniye sonra devam edeyim. Açılıyor. Açıldı zaten. Geldi mi görüntü?
Here we demonstrate the collection of ultrasound blind sweeps in Lusaka, Zambia. So-called novice sweeps were collected by midwife providers who had no prior training in sonography. In total, and each is approximately 10 seconds in length. The M sweep is in the midline and one of three that are collected in the craniocaudal orientation. The sweep starts and ends at the uterine fundus. Once the midline sweep is collected, the provider repeats the process on the left side. Gelmedi galiba görüntü. Tamam, yok, ben devam edelim. Tamam. Bu şekilde görüntüler alınıyor. Yani görüntü demin bahsettiğim gibi bir probun bir akıllı telefona bağlanmasıyla gebe karında kraniokodal ve transvers sweeplerle kişilerden görüntü alınıyor. Ve bunları hani midwife'lar tarafından alınan görüntüler. Evet. Bu görüntüleri de midwife'lara nasıl ayarlayacakları öğretiliyor. Fundus palpable değilse 11 santimlik derinlik, fundus palpable ise 13 santimlik derinlik, fundus 25 santim veya daha fazla palpable ise 15 santimlik derinlik ayarı yaparak böyle gelişigüzel sweepler alınıyor hastaların karınlarından. Ve kişilerin son adet tarihleri sorgulanabiliyor tabii Amerika bölgesinde, ama Zambiya bölgesinde son adet tarihi çok güvenilir olmadığı için hastanın daha önce yaptırdığı birinci ultrason muayenesi baz alınarak gerçek olası gebelik yaşı kişinin hesaplanıyor. Hesaplandıktan sonra yaklaşık olarak 4695 tane participant çalışmaya alınıyor. Ama bazılarının ilk gebelik yaşlarından emin olunamaması, bazılarının da kötü sineloplar alınması nedeniyle çalışma dışı bırakılıyor. Ve hem bu Zambiya bölgesinde hem de North Carolina'da training ve tuning setler oluşturuluyor. Ve bunlar buradan alınan bütün rapor şeyler, imajlar bu akıllı yapay zeka sistemine gönderiliyor. Şimdi buralara baktığımızda 3 tane test seti oluşturuyor. Bir tane IVF test seti oluşuyor. IVF ile gebe kalanlar, bunlar tamamen Kuzey Carolina'daki gebeler. Bir grup novice test set, bunlar da acemi demek novice. Acemilerin, yani Zambiya'da öğretilen ve gelişigüzel blind sweep alınan hastaların test setlerinden oluşan imajlar. Hem biyometrik ölçümleri, kişiler tarafından, ultrasonograflar tarafından yapılan biyometrik ölçümler, hem de bu yapay zeka tarafından yapılan biyometrik ölçümler birbiriyle karşılaştırılıyorlar. Karşılaştırılırken baz alınan nokta mean absolute error dediğimiz ana mean absolute error'lar, MAE'ler. Şimdi gruplara bakacak olursak, grupların sonuçlarına, burada görüyoruz. Bakın şimdi model ve biyometriyi karşılaştırmışlar main test sette ve IVF test setinde. Burada görüyorsunuz biyometriye göre yapay zeka daha az hata yapmış gebelik yaşının hesaplanmasında. Ve özellikle hatanın 3. trimester'da en farklı olduğu gösterilmiş. Bu çalışmanın, yapay zekanın daha iyi bir performans gösterdiği bu çalışmada gösteriliyor. Hem IVF datasette hem de main datasette. Yine bu dataseti yine biyometriyi son adet tarihiyle karşılaştırdıklarında, bu novice test sette, yani ebeler tarafından yapılan biyometriyle son adeti karşılaştırdıklarında ve modeli karşılaştırdıklarında yine en iyi performansı yapay zeka sisteminin gösterdiği, kurguladığı, ortaya koyduğu gösteriliyor. Dolayısıyla hani bu çalışmanın sonucuna bakarak diyorlar ki böylesine ortamlarda bu tarz bir cihazın kullanılmasıyla ve yapay zeka sistemi algoritmasıyla kullanılması kadınların gebelik yaşlarının belirlenmesinde çok etkili olabilir. Yine
dünyanın bu tip bölgelerinde kadınlar sadece bir kez ultrasona giriyorlar ve geç gebelik haftalarında ultrasona giriyorlar, eğer ultrasona girebilme şansları varsa. Dolayısıyla üçüncü trimester'da bile çok etkin bir sistem olduğu için gebelerin, gebelik yaşlarının doğru bir şekilde belirlenmesi açısından kıymetli bir çalışma olduğunu görüyoruz. Tabii ki yine bunun validasyonunun başka sistemlerde de yapılması gerekir deniliyor. Oldukça karmaşık ama faydasını gösteren ve nerede kullanılabileceğini gösteren güzel bir çalışma olmuş bana kalırsa. Teşekkür ediyorum. Evet Oğuz, çok teşekkür ederiz. Soru, yorum, katkı. Bu arada şeyi de söyleyeyim. Herkes AI nasıl olsa benim işimi elimden alamaz diyormuş. Yani bunu tüm şeyler söylüyor ama değişik bir sürü meslek grubu. Ama Yuval Hariri'nin söylediği, hiç kimse kendini güvende hissetmesin diyor. Çünkü maalesef yani ciddi anlamda şey olacak. Yani işlerin yapılma şekli ve yapanlar konusunda gelecekte çok büyük bir shift olacak dünyada. Ve çok yakın, çok yakın gelecekte yani. Yani radyolog alımlarında bir azalma oldu benim bildiğim kadarıyla. Radyologlar topun ağzında, evet. Radyolog, patolog ve şey, dermatolog en kötü durumda olanlar onlar oldu. Patologlar şu an. Belki de. Yani, görüntü inceleyen herkes. Kontenjanlar azaldı yani. Diyebiliyorum. Evet. Psikologlar da acaba out of business yapar mı? Nasıl olsa evet. Hiç yok artık. Zaten GPT'nin en çok yeri o. Evet, AI psikolojide şu anda en iyi durumda olanlardan bir tanesi. Yani AI ile psikoterapi yapılabiliyor şu anda. O zaman psikoterapi külliyen yalanmışım yani. Psikoterapinin külliyen yalan olduğu zaten benim karım psikoterapist de ona söylersem şey yaparsın. Çok hayır soruyorum abi, külliyen yalan demiyorum. Yani AI ile yani kelime ile yapabiliyorsan yani arka bir şey yalan çok uzun süredir tartışmalar var. Yani çünkü somut bir basic'i yok yani. Bilimsel şeyleri açıklamak çok zor psikoterapi. Onun aslında için zaten tarafsız birisiyle sohbet ediyorsun. Midas'ın kulakları gibi. Yani evet. Biri gelen feedback'in bir önemi olmayabilir. En azından oradan bile yürüyor. Neyse dağıtmayalım. Ama AI'dan önce de bu tartışma vardı tabii. Psikanaliz, psikoterapi bunlar çok tartışmalı konular yani. Evet şimdi zamanımız biraz azaldığı için şeye de geçelim. Son konuşmayı da geçelim. Bu da çok ilginç. Ayşe, seni dinliyoruz. Vagina chip. Evet, vagina on a chip ne demektir? Biraz bir anlatayım ben sizlere. Şimdi biliyoruz Ayşe, ki... Dergi hangisiydi? Bir bakabilir miyim? BMC Health'dı galiba. Microbiome. BMC Health'in Microbiome diye bir dergisi var. Vajinal mikrobiyom biliyoruz ki vajinanın sağlığı ve hastalıklarında önemli rol oynuyor. Laktobasiller de sağlıklı bir vajinada dominant bakteriler bunlar. Ve bunların mikrobiyal durumlarının değişmesi ise hastalıkla ilintili olduğunu biliyoruz. Günümüzde preklinik çalışmalar ya da hayvan çalışmaları tamamen insan vajinal epitel mikroçevresine birebir mimik edemiyor. Dolayısıyla burada yetersizliklerimiz, modellememizde yetersizliklerimiz oluyor. Fakat artık günümüzde neredeyse artık hani organların çip üzerinde olmasını bırakın, vücudumuzu çip üzerine getirip bunlar üzerinde çalışmalar yapma söz konusu. Amaç ne burada? Asıl amaç aslında hani bir hastalık varsa bu hastalığı işte ilaç testlerini yapmak, işte hayvan kullanımını azaltmak, işte faz 1, faz 2, faz 3 çalışmalarında maliyeti düşürmek ve hızlı bir şekilde daha az maliyetle ilaç yeni inovasyonları geliştirmek aslında. Bu 2011 yıllarında işte bu beating heart diye yine çipin üzerinde burada
kasın nasıl kontrakte olduğunu görüyoruz. Özellikle Harvard'daki bir merkezden çok geliyor. Böyle mikroçipler var. Mesela burada akciğeri yapmış. Evet. Arada bir membran var. Membranın üstüne akciğer hücrelerine ekiyor. Kapiller hücreler var. Alttan kan geçiyor ve resmen yine o da ekspanse olup nefes alan bir mikroçip oluşturuyorlar. Ve burada işte bakteri modeli yapıyorlar, akciğer enfeksiyonu modelleri yapıyorlar. Bu modellerin üzerinden işte boyamalarla beraber işte tedavilerin nasıl tedavilerin, antibiyotiklerin nasıl cevap verdiğini ya da antiviraller nasıl cevap verdiğini mikroçip üzerindeki organ üzerinde test etmiş oluyorlar. Bunun bağırsak formu da var. Yine bağırsağın da siliyalarlı olan bir yapı yapıyorlar ve burada yine mikroskop altına baktığınızda peristaltizmlerini bu hücrelerin görebiliyorsunuz. Dolayısıyla oldukça bu konu ilerlemiş durumda. Tabii ki hedef bütün organları mikroçipler üzerinde yapıp bir tedavi verdiğinizde sadece o organ üzerindeki değişiklikler değil, bunun metabolizme olması vesaire diğer organlarla ilişkisini görmek. Ve hani bugün için söylenen şey de işte one organ chip at a time. Daha ilerliyoruz biz bu konuda. Daha yolumuz var ama ciddi hızlanmış durumda da gözüküyoruz. Peki laboratuvar ortamı neye benziyor? Şurada sol üstte gördüğünüz gibi diyor ki zaten bunu pazarlayanlar da çok büyük bir laboratuvar ortamına ihtiyacınız yok. Çok büyük bir background'a ihtiyacınız yok. Biz zaten sizin için bunları üretiyoruz. Siz bunların üzerine çalışacaksınız. Biyolog da olabilirsiniz, klinisyen de olabilirsiniz diyor. Ve buradaki kanallara sizin işte hangi organı neyi kullanıyorsanız hücrelerinizi ektikten sonra bir takım mediumlarla yıkıyor olmanız gerekiyor. Bunu vajina formunu yapmışlar, yapılmış. Bu vajina formundaki yaptıklarında ise işte bunun da yine bir apikal kanalı var. Altında bir bazal tabakası var. Apikal kanalına vajinal epitel ekiyorlar. Bazal tabakasında ise fibroblastlar var. Epitelin yapışması için işte kolajen ekiyorlar önce. Kolajenin üstüne vajinal epitel koyuyorlar. Dediğim gibi tabana da fibroblast koyuyorlar ve bir takım kültür medyumlarıyla vajinal durumu bir nevi replike ediyorlar. Bunu kesitini aldığımız zaman bu mikroçipin bu arada bir USB büyüklüğünde üstte vajinal epiteli görüyoruz. Arada poros bir geçirgen bir membran var ve altta da stromal fibroblastları görebiliyoruz. Medium'u devamlı işte alt kanaldan ve üst kanaldan devamlı medium'la bir perfüzyon sağlanıyor ki bu vajinadaki mukus flow akımını bir nevi taklit etsin diye. Ve gerçekten vajinal epiteli biz oradaki kolajen döktüğümüz yere yapıştırabildik mi diye kontrol etmek için bir takım boyalarla boyuyorlar. Ve vajinal epitelin olduğunu gösteren tüm bu boyalarda tutulma olduğunu yani tutulduğunu görürüz. Dolayısıyla vajinal epiteli gerçekten ekebildiklerini göstermişler. Ve vajinal epitelin sadece ekmek değil ama hücre adezyonu molekülleri de eksprese olmuş mu diye tekrar kontrol ettiklerinde bu maddelerin de eksprese olduğunu göstermişler. Peki epiteli ekebildik. Acaba bu epitel hormonlara cevap veriyor mu diye kontrol etmişler. İşte bir kanaldan, apikal kanaldan östrojen yüksek dozda verdikleri zaman hemen görebildikleri şeyler işte östrojen reseptör 1, progesteron reseptörü bunlardaki regülasyonların değiştiğini, ekspresyonların değiştiklerini, downregüle olduklarını görüyorlar. İşte östrojeni bu sefer düşürdükleri zamansa neydi bunun adı? Claudin 17'nin işte ekspresyonunun süpresi olduğunu gibi böyle bir takım hormona bağlı vajinal epitelde olması gereken reseptörlerdeki ekspresyonların da farklılaştığını görüyoruz. Yani kısacası vajinal çipindeki ekmiş oldukları vajinal epitel insan epitelinin de östrojen verdiklerinde farklı reseptörleri downregüle ya da upregüle ediyor olması cevap verdiğini, seks hormonlarına cevap verdiğini in vitro ortamda da in vivo'daki gibi
cevap verdiğini göstermiş oluyorlar. Dolayısıyla çalıştığını gösteriyor. Oksijen konsantrasyonunun da tabii ki burası daha çok anaeroplara uygun olması gerektiği için doğru molü bulmuşlar. 0.11 yaklaşık %10'luk oksijene tekabül ediyor. Bu da vajinal bakteri gelişimini desteklemek için olabilmesi olması gereken en düşük oksijenini bu şekilde bulmuşlar. Şimdi konsortiye ne demekti? Ben biraz mikrobiyoloji unutalı olmuş, kendim baktım. Bu da birden fazla mikrobiyal popülasyonun olması, iki veya üzerinde olması. Üç tane konsortiyum oluşturmuşlar. Burada laktobasillerin farklı strainleri, farklı türleri var. İşte bir tanesinde 4 tane var OC1 dediğinde. OC2'de 3 tane laktobasil strain'i koymuş. OC3'de yine 3 tane var. Farklı strain'ler var. Bir de sadece laktobasil cristapatus koyduğu tek bir tane strain var. Bu koyduğu bakteriler, şimdi vajinal epitelin çalıştığını gördü. Vajinal epitelin üzerindeki biomarkerlar tamam, adezyon molekülleri tamam, hormon responsiveness'a tamam. Peki buna bakteriler yapıştı mı? Bakteriler üzerinde duruyor mu diye bakıyor. Bu işte 3 tane konsortiyum ve tek başına ekmiş olduğu laktobasile baktığı zaman bunları analiz ettiğinde evet buralarda bu mikroçipin üzerinde bu bakterileri de büyütebildiğini görüyor. Hücrelere yapışıyor mu peki? Vajinal epitele yapışması nasıl diye baktığında konsortiyum işte 1 ve 2 ve 3'te epitele yapış adezyonu gayet güzel. Ama tek başına laktobasil olanın adezyonunun çok iyi olmadığını gösteriyor. Sonra bu konsortiyumların içinde farklı türler vardı, farklı strainler vardı. Bunların oranlarına baktıkları zamansa benzer olarak görüyor. Sadece 3 olanında daha farklı, tam soru alabilir miyim? 3 tamam. olanında ise farklı olarak bu laktobasilin tekli olanının adezyon kapasitesinin de daha iyi olduğunu gösteriyor konsortiyumun içindeyken. Dolayısıyla tek başınayken vajinal epitele yapışması daha az ama diğer laktobasil çeşitliliklerinin içindeyken daha iyi olduğunu göstermiş oluyor bize. pH nasıl diye kontrol ediyorlar. Laktobasil hakimiyetinin olduğu durumlarda hepimiz biliyoruz ki vajen pH'i 4.7 civarında. Laktobasillerin de pH'i koruduğunu, 4.7 civarlarında koruduğunu görüyor. Ve vajinal epitelin canlılığına baktıklarında ise laktobasilin varlığında vajinal epitelin canlılığının da çok iyi olduğunu göstermişler. Laktat proda üretimini değerlendirdiklerinde ise biliyoruz ki vajinal epitel sadece L-laktik asit üretiyor. Laktobasillerse hem L-laktik hem de D-laktik üretiyorlar, laktik asit üretiyorlar. Dolayısıyla D-laktik aslında bunun bakılması indirek olarak laktobasil popülasyonu hakkında indirek bize bilgi vermiş oluyor. Baktığımızda ise yani bütün konsortiyumlara baktığımızda işte D-laktat kısmının yükseldiğini görebiliyoruz ama tek başına laktobasil olduğu zaman D-laktat daha düşük gözüküyor. Peki bu laktatın ne önemi var bizim için? Çünkü laktobasillerin üretmiş olduğu laktat, klamidya, Escherichia coli ve gonora gibi bakterilerin bunlara bağlı enfeksiyon olmasını azaltıcı etkisi olduğu diğer çalışmalarla gösterilmiş durumda. Peki immün cevabımız ne durumda oluyor bu vajinal laktobasil hakiminde bir konsortiyaya maruz kaldığı zaman? Interleukin 6, 8, 1, işte 1B interferon gibi immün cevap sitokinlerinin downregüle olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla laktobasil içeren bu konsortiyonun ortada immün hücreler olmamasına rağmen inflamatuar sitokin yapımını indirgeyici etkisi olduğunu görüyoruz. Peki Gardnerella vajinali ben bu mikroçip vajina üzerine eklediğimde ne oluyor diye baktığım
baktığımızda bir kere çipin üzerine yerleştirebilmiş mi? Evet, bunun çalışıp bakmış. Yeterli miktarda ben bunu büyütebilmişim, bu sistemin içine ekleyebilmişim. pH'a baktığınızda pH hemen 5.1'lere çıkıyor Gardner ile koyduğunuz zaman ve vajinal epitelde hücrelerin bir kısmını kaybetmeye başlıyor. Yani vajinal epitel bütünlüğünü Gardnerina vaginalis'in gelmesi bozucu etkisi oluyor. Yine stokinlere baktıkları zaman da şaşırtıcı olmayacak şekilde Gardnerina vaginalis'in eklenmesiyle birlikte bu interleukinlerin çok ciddi, hızlı bir şekilde yükseldiğini görüyoruz. Kısaca özetleyecek olursak, evet, vajinal epiteli bu vajinal çipte büyütebilmişler. D-laktat ve L-laktatın normal vajinal pH'sını koruduğunu görmüşler. İnflamatuar moleküllerin downregüle olduğunu görmüşler. Bunu Gardnerella vaginalis koyduklarında ise epitel hücrelerinde hasar olduğunu görmüşler. pH'ın yükseldiğini ve inflamatuar stokin seviyelerinin yine yükseldiğini göstermişler. Kısaca bunların hepsi yine bir toparlayacak olursak, vajina çipi yeni bir model bize sağlıyor ve bu modelde vajinal mikrobiyom interaksiyonlarının hem optimal hem optimal olmayan durumlarda nasıl olduğunu çalışma fırsatı bize vermiş oluyor ve insanın preklinik modelini 3 boyut olarak bize vermiş olduğu için bakteriyel vajinozis gibi bir hastalığın tedavisi için belki hani metronidazol gibi bir şeydense canlı biyoterapötik ürünlerin kullanılması ile ilgili olarak bize bir yol göstermiş oluyor. Teşekkür ederim ilginiz için. Stop share. Zamanında bitirebildim diye düşünüyorum. Yani bu tabii ki hani vajina çok küçücük bir kısmı ama olayın büyüklüğüne bakacak olursak hani her organla ilgili olarak anlaşıldığı kadarıyla uzun hani vakit harcanıp emek harcanıldığı bir mikroçip ortam oluşturulabilecek gibi gözüküyor. Ve özellikle işte hastalıkların interaksiyonları, işte ilaç, yeni ilaçlar ve her bir ilacın çıkması milyonlarca dolara mal olurken eğer bu sistemle ilgili gelişmeler tüm vücut şekline gelebilecek olursa belki hem daha kısa sürede hem de daha az maliyetle yeni şeyler çıkabilir. Evet, teşekkür ederiz Ayşe. Ayşe Hanım'a sorusu olan mı? Efendim. Ali merhabalar, Sinem Hanım'la mı görüşüyorum? Benim merhaba, buyurun. Uluslararası Dublin Üniversitesi'nden arıyorum Eda. Sinem Hanım'ın sürekli telefonu çalışıyor. Evet, gerçekten yani ilginç konular. Bence herkesin biraz ufkunu da açıyor. Sorusu olan var mı ya da yorumu olan var mı Ayşe'nin bu konuşmasıyla ilgili? Görünürde kimsenin bir sorusu yok. Herkes çok iyi anladı. Sen konuşmayı yaparken aklıma ne geldi? Hani şimdi bizim kadın doğum dışındaki başka bir şeyden, uzmanlık alanından bizi biri dinliyor olsa hani kala kala vajen mi kaldı, çip üstüne konması diye düşünmüş olabilir diye düşündüm. Kendi kendime güldüm bir taraftan. Ama karşılaştığımız evet, bir klinik ve de çok tekrarlıyor. Evet ve de yani şöyle... Yani. Ben neredeyse bana gelmesin diyeceğim bir hasta grubu yani. Evet. Alıyor, önemli 3 gün alıyor. Ondan sonra 2 hafta, 3 hafta sonra geçmedi bir daha geldim şeklinde gidiyorlar. Evet, evet. Yani onun bir kısmından bence bir sorun değil. Yani bekleyip ilaç vermeden florasını bıraksak kendi haline bariz şeyler dışında. Bu kadar i̇şte, sorun bilirler yani. Yani bu çalışmada da işte canlı insan mikrobiyomu transplante edilse bütün bu sorunlar çözülecek gibi gözüküyor. Cengiz abi ufkumuz açıldı demiş. Teşekkürler Cengiz abi. Evet, çok teşekkür ediyoruz sevgili arkadaşlar. Gelecek hafta toplantımız olmayacak. Gelecek hafta
Hakan Yaralı'nın Kapadokya'daki kongresinde olacağız. Onun için bir hafta atlıyoruz. Bir sonraki hafta buluşmak üzere diyorum. Herkese katılımları için çok teşekkür ediyorum. Güzel bir hafta sonu diliyorum. Sağ olun.